Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'd al-amin. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallahi wa ta'atihi ittaqullaha wa ati'u innallaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna inhum illa yahrusun sadaqallahu al-azim. Değerli dostlar, bugün 22 Cemaziyel Evvel 1441 Cuma. Rabbim anımızı bereketli kılsın, hakikatin dile getirilmesine vesile kılsın. Rabbim haftalık eğitim olan bu cuma anlarını ve cuma konuşmalarını inşallah yarın ahirette önümüze hakikat bilgiye sunulan ufacık bir destek olarak önümüze salih amel olarak getirsin inşallah. Az önce okuduğum ayet-i kerime En'am suresinin 116. ayetiydi. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle der: وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرُهُمْ مَنْ فِي الْاَرْضِ. Eğer yeryüzünde yaşayan kitlelerin arzularına uyarsan veya yeryüzünde yaşayan kitlelere tabi olursan, يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ, seni Allah yolundan uzaklaştırırlar. Yani seni delalete sevk ederler. Allah yolundan saptırırlar. Çünkü in yettebi'une illa zanne, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Ve inhum illa yahrusun, ve onlar sadece uyduruk spekülatif bilgi peşindeler diyor Allah-u Teala. Bu Peygamber Aleyhisselam'a ve Peygamber Aleyhisselam üzerinden bizlere vahiy içerisinde uyarı olarak gönderilmiş birçok sure ve ayet içinden, sureler içerisinden birçok ayetten bir ayet-i kerime değerli dostlar. Bugünkü hutbemde bu ayetten yola çıkarak günümüzle alakalı bazı bizi hakikaten delalete sürükleyebilecek, zanna tabi edebilecek birkaç unsuru dile getirerek bugünkü hutbemizi bu çerçevede irad edeceğim inşallah değerli dostlar. Ayet-i kerimeye dikkat ederseniz, En'am suresinin 116. ayet-i kerimesinde Peygamber Aleyhisselam'a Allah'ın kendisine verdiği sırat-ı müstakim üzerinde doğru olarak yürümesini, ayrıca zan ve spekülatif bilgiye tabi olmaması ifade edilir. Aslında bununla ilgili ana talimat Peygamber Aleyhisselam'a inen ilk vahiy üzerinden ifade edilmişti. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Burada aslında ikra denilir ki icma manasındadır. Yani mesela şehir, kariye, kadınların hayızın başlangıcı ve bitişi anlamını ifade eden kur. Bunların hepsinin aslında temel olarak, etimolojik olarak kelime anlamında toplamak anlamı yatar.
Yani insanlar bir araya gelip toplandıkları için insanların toplu yaşadığı bölgeye kariye, şehir denilir. İkra ise parçalardan mütevellit hakikati bir araya getirerek bir okuma gerçekleştirmektir. İşte bu okumanın yazılı anlamı da öyledir. Kelime dediğiniz şey, cümle dediğiniz şey kelimelerden meydana gelir. Kelime dediğiniz şey harflerden meydana gelir. Fakat gerek cümle olsun, gerekse kelime olsun, anlam ifade edecek alanda eğer hakikat bir araya gelmişse bunlar bir şey ifade eder. Yoksa siz harfleri bir araya getirerek batıl bir kelime oluşturabilirsiniz. Zannı ifade eden bir kelime oluşturabilirsiniz. Zandan meydana gelen kelimeleri bir araya getirerek hakikaten gerçeği ve doğruyu ifade etmeyen bir cümle oluşturursunuz. Ama vahyin daha başında Resulullah'a olan uyarısı buydu. İkra bismi rabbikellezi halak. Rabbin adıyla oku. Okuma eylemi zaten insan hayatında var olan bir şeydi. Allah Resulü'nün önüne konulan bir kitap yok. Yani şu kitabı oku ifade edilmiyor. Orada ana cümle şu olsa gerek, hakikat merkezli okuma gerçekleştir. Bundan sonra neyi okursan oku ama hakikat merkezli oku. Çünkü oradaki Rab kelimesi, bir ismi Rabbik kelimesi, hem bildiğimiz manada zat olarak Allah'ı ifade eder, hem de felsefi anlamda insanın hakikat merkezi okumasını ifade eder. Çünkü Allah demek anlam ve hakikat demektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki esmalarından biri de El-Hak'tır. Mesela El-Hakku min Rabbikum der. Hak Rabbinizdendir der. O yüzden ey peygamber, bundan sonra neyi okursan oku, hayat içerisinde neye yönelirsen yönel, bunların hepsini hakikat merkezi okumaya çalış. Hakikat merkezi eylem gerçekleştirmeye çalış. Hakikat merkezli cümle kurmaya çalış. Ve şunu unutma ki bundan sonra bizden sana inen kelimelerin tüm hakikati ifade edecek. Dolayısıyla Allah Resulüne verilen bu parametreler ve emirler Resulullah'ın hayatında inen vahiy ile vahyin Resulullah'ın zihninde oluşturduğu ölçüyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatla alakalı bir hakikat okuması gerçekleştirdi. Ve isabet etmediği noktalarda da Rabbinden uyarılar aldı. İşte Rabbinden aldığı uyarılardan biridir En'am suresinin 116. ayet-i kerimesi. Eğer yeryüzünde yaşayan kitlelerin ardına düşersen seni Allah yolundan saptırırlar. Bu bir uyarıydı. Muhtemelen Resulullah'la müşrikler arasındaki bir pazarlığın ifadesiydi. Veya Resulullah'ın kendi gönlünde Allah Resulüne sunulan bir teklife yönelik Resulullah'ın içindeki yönelime yönelikti. Ama Allah Resulü'nden sonra maalesef bu iş daha zor hale geldi değerli dostlar. Öyle dönemler ve zamanlar yaşadık ki ve yaşıyoruz ki zan ve spekülatif bilgi Resulullah'tan sonra dini bir usul olarak bazı yerlerde karşımıza çıktı. Resulullah'tan sonra zanla dayalı bir inanç. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle zan hakikatten hiçbir şey ifade etmez değerli dostlar. Buradaki mesela yahrusun fiili ayrıca kesin bilgi olan yakının karşıtı olarak ifade edilir. Yakının karşıtı olarak bir anlam kazanır. Yakın bilgi nasıl açık delile dayanıyorsa yakın olmayan bilgi de kendi içerisinde birçok
zanna ve batını bilgiye dayanan bilgi demektir. O yüzden Resulullah döneminde bu vahyin gönderdiği ölçülerle çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Ama Allah Resulü'nden sonra hakikaten iş ciddi bir şekilde değişti. Rivayetler, gelenekler ve farklı kültürlerin İslam'a dahilinin etkisiyle zanna ait olan birçok bilgi İslam içerisinde bir usul haline geldi. İşte Hasan-ı Basri'nin mücadelesi bunu ayıklamaktı. İmam Ebu Hanife'nin mücadelesi bunu ayıklamaktı ve buna bir itirazdı. Ama İmam Ebu Hanife dönemine kadar, İmam Ebu Hanife'nin şahsına kadar bu itiraz bir ekol ve okul haline gelmemişti. Elhamdülillah Ebu Hanife ile birlikte bu bir ekol haline geldi. Bu itiraz bir ekol haline geldi ve tarihte yerini Kufe ekolü ya da Rey ekolü olarak tarihte kendi yerini aldı. Dolayısıyla bugün günümüzde de bu tür şeyleri ayıklayabilmek için değerli dostlar, vahiy eksenli, hakikat eksenli okumayı elden bırakmamak lazım. Hakikat eksenli okumayı bıraktığımız an kitleler bizi zanna götürecektir. Hakikat eksenli okumayı bıraktığımız an kitleler bizi aslında dışarıdan İslami olarak göründüğü halde kendi içinde gerçekten insanı batıla götürecek. Kendi içinde hakikatten sadece parça taşıyacak. Ama maksat ve amaç olarak, hani Hazreti Ali diyordu ya, kendisiyle batıl kastedilen hakikat diyordu. Kasıt olarak batıl ama sunuluş biçimi olarak insana hakikat olarak sunulan şeylere götürecektir maalesef. O yüzden vahiy eksenli okumayı hiçbir zaman bırakmamak lazım değerli dostlar. Bakın işte o ilk dönemde Allah Resulüne gelen Alak suresinin aslında temel açılımlarından biri de şuydu. Parça parça hakikatler arasında bağ kur. Parça parça gelen hakikatler arasında bütünün bir araya gelmesiyle alakalı illet ve maslahatına yönelik, yani sebep ve sonucuna yönelik düşün. Fayda ve zararına yönelik düşün. Akli bir eylem içerisine gir. Ayrıca yine bununla alakalı olarak, yani hakikatin kendisiyle alakalı olarak bunun üzerinde ciddi bir zihin eforu sarf et. Ciddi bir akli meleke ortaya koy. Ciddi bir taakkul meydana getir. Akletme meydana getir ki gerçekten hakikati tam bir şekilde kavrayabilesin. Değerli dostlar, İslam tarihinde bunu ilk gerçekleştiren İmam Ebu Hanife'dir dedik. Yani ekol olma, okul manasında, bunun üzerine bir eğitim sistematiği ortaya koyma manasında İslam tarihinde bunu ilk gerçekleştiren İmam Ebu Hanife'dir dedik. İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı tarih Allah Resulü'nden sonra birkaç asrın geçtiği bir tarih değildi. İmam Ebu Hanife'nin doğumu bildiğim kadarıyla hicri olarak 90'ları ifade eder. Ve İmam Ebu Hanife'ye gelinceye kadar rivayetin ve geleneğin etkisiyle İslam düşüncesine hakikatin, vahyin gerçekten nas olarak ifade etmediği birçok şey nas olarak gelmiş ve gerek Allah Resulü döneminde gerekse vahyin indiği dönemde din olarak anlaşılmayan ve dini kapsam alanı içerisine girmeyen birçok rivayetin ve geleneğin etkisiyle bu toplumlara kadar din olarak gelmişti. Bunları eleştirmek, ayıklamak ayrıca o kadar zor bir eylemdi ki bunları eleştirdiğiniz zaman siz nas'ı eleştirmiş olarak toplum içerisinde lanse ediliyordunuz. Mesela İmam Ebu Hanife'ye karşı olan kendi dönemindeki itirazlar şunlardı.
naslara itibar etmiyor. Aklına göre hüküm veriyor ve hadisleri reddediyor. Bugüne ne kadar benziyor değil mi? Şimdi tek tek ele alalım. Nas'tan kasıt neydi? Nas'tan kasıt Allah'ın kitabı olsa haşa İmam Ebu Hanife'nin hiçbir ayete bir itirazı yok. Bir, rivayetlerin etkisiyle oluşturulan Nas'ın anlamına itiraz ediyordu. İki, rivayetlerin kendisinin Nas ilan edilmesine itiraz ediyordu. Çünkü İmam Ebu Hanife'ye gelince kadar maalesef sünnet vahiy ilan edilmiş ve sünnetin kaynaklarından biri de rivayet olarak belirlenmiştir. Hatta Abdülmelik bin Mervan'ın İmam Ebu Hanife'ye yazdığı bir mektup var o dönemde. Halife veya Sultan Abdülmelik bin Mervan diyor ki senin kendi görüşünü sünnete tercih ettiğini duyuyorum. Sünnetten ziyade kendi akli çıkarsımlarına önem gösterdiğini duyuyorum. Ebu Hanife'nin ona yolladığı bir cevap var. Diyor ki ben bir mesele olduğu zaman Allah'ın kitabına bakarım. Ondan sonra sünnete bakarım, rivayete demiyor. Ondan sonra sahabe içerisinde ifade ettiği şahsiyetler var. Bunların görüşlerine bakarım ama görüşler arasında bir çelişki gördüğüm an kendi reyimle bunu ortaya koymaya çalışırım. Kendi aklımla bunu ifade etmeye çalışırım diyor. Çünkü Ebu Hanife'ye kadar gelen ve hakim olan sistematik düşünce tarihi süreç içerisinde ehli hadis olarak ifade edilir. Ve ehli hadisin dini yönelimde ortaya koyduğu temel düşünce özet olarak belki şöyle ifade edilir. Din konusunda hangi yorum yapılacaksa yapılsın, bununla ilgili mutlaka geçmişe başvurulmalıdır. Bununla ilgili mutlaka bir rivayete dayandırılmalıdır. Rivayetin kendisi başlı başına bir hakikat değildir. Vahyin dışında hiçbir görüş başlı başına hakikati ifade etmez. Bu ayrı bir mesele. Bu bambaşka bir konu. Ama bir de bu rivayetlerin ve geleneğin kendisiyle birlikte getirdiği ve dine kazandırdığı bir anlam örgüsü var. Mesela bu anlam örgülerinden bir tanesini, fıkhe yansıyan bir tanesini ifade edeyim. Evlendirme esnasında evliliğe aday olan kızdan hadislerin getirdiği etkiyle, rivayetin getirdiği etkiyle izin alınmaz. Burada temel belirleyici kimdir? Velidir. Baba bir evlilik konusunda onay verirse o nikah kıyılır. Babanın evlilik konusunda onay vermediği hiçbir nikah sahih değildir. Şimdi vahyin toplumsal yönelimlerde yani fıkhi açıdan vahyin ortaya koyduğu temel görüşe baktığımız zaman insanın özgürlüğüyle alakalıdır. Çünkü Kur'an baştan sona kadar iradeyi savunur. İradeyi geliştirmeye çalışır. Ve irade üzerinden insanı yargılar. Çünkü insan kendi yarın ahirette kendi seçimlerinin sonucu olarak yargılanacaktır. Kullu nefsin bima kesebet rehine. Her nefis kazandığının rehinesidir. Ve en leyselil insan illa ma sa'a. İnsanın çabasının yani gayretinin karşılığı vardır. Bir sürü ayet-i kerime var Kur'an'da bununla alakalı. Fakat fıkıh alanında gelinen sonuca baktığınız zaman tamamıyla iradenin ötelendiği, hatta iradenin yerildiği yerleri görüyoruz. Kader anlayışı işte bunlardan biridir değerli dostlar. Kader anlayışı iradeyi ortadan kaldırma eylemidir. O yüzden İmam Ebu Hanife'nin ortaya koyduğu fıkhi anlayış kıyasa ve istihsana dayalıydı. Neydi kıyas? Karşılıklı aklı yürütme. İstihsan ise aklın güzel şeyleri kavrayabileceği ve görebileceği anlayışıydı.
Dolayısıyla Ebu Hanife usulü fıkıhta kıyas ve istihsanı bir ilke haline getirdi. Yani bir metot haline getirdi. Fıkıhta bireyin hakkını savundu. Toplumsal hayatta ise serbest ticari hayatı, ticari faaliyeti destekledi. Ve yeni çıkılan, yeni meydana gelen olaylara karşı ise maslahatı savundu. İşte Ebu Hanife'yi o dönemde ekol haline getiren düşüncenin temel parçalarını bu şekilde ifade edebiliriz. Sadece ekol haline değil, hedef haline getiren de bunlardı. Yani rivayet iradeyi ortadan kaldırıyor, sen iradeyi savunuyorsun. Rivayet maslahatı değil, geçmiş ne söylemişse ilke odur bunu söylüyor. Sen maslahata yönelerek geçmişin ifade ettiği görüşlerin dışında yeni bir görüş ifade ediyorsun. Mesela İmam Ebu Hanife az önce anlattığım evlilik konusunda kesinlikle evlilik konusunda kadının kendisi veya kızın kendisi evlenecek şahsiyetin kendisi veli mücberdir diyor. Eğer evlilikle alakalı nikah konusunda izin alınacaksa şahsın kendisinden izin alınmalıdır. Şahsın itiraz ettiği, kabul etmediği hiçbir nikah, nikah sayılmazdır. Yani dönem ve tarihler aynı değerli dostlar. O yüzden benim merak ettiğim şeylerden biri de tarihi süreç içerisinde önem arz eden insanların kendi dönemlerindeki hassasiyetlere bakarım. Mesela İmam Ebu Hanife'nin kendi dönemindeki ilmi hassasiyeti neydi? İşte Hasan-ı Basri'nin ilmi hassasiyeti neydi? Hazreti Ömer'in ilmi hassasiyeti neydi? Biraz daha yakın dönemlere gelelim. İşte ne diyelim, Kindi'nin ilmi hassasiyeti neydi? Bizim yenilikçi olarak ifade edebileceğimiz şahsiyetlerin ilmi hassasiyetleri neydi? Günümüzdeki yaşayan, işte vahiy eksenli düşünen ilim adamlarının ilmi hassasiyetleri nedir? Bunlara bakın, inanın ki aynı şeyleri göreceksiniz. Yaftalamalar aynı. Ortağa konulan ilmi görüşler aynı. İfade ettikleri şeylerin arka planına baktığınız zaman aynı hassasiyeti göreceksiniz. Bunu gördüğünüz zaman, bunu okuduğunuz zaman günümüzdeki tevhid konusundaki mücadeleniz daha sağlam, daha özgüvenli ve daha kuvvetli bir şekilde sürdürecektir. Buna eminim değerli dostlar. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. 1400, bakın az önce ne dedik? Dedik ki bugün 22 Cemaziyel Evvel 1441 Cuma. Bu ne demektir? Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicret edişinin 1441. yılındayız. Ama Resulullah'ın o hicretinden 40 yılı, 50 yılı bir tarafa bırakın. O 50 ve 40 yıldan sonra oluşan meselelerle alakalı yapılan mücadelenin hassasiyeti, rengi, ifade ettiği şeyler o günden bugüne kadar aynı olmuştur. Kimi dönemlerde bu biraz daha ekol ve sistematik halde olmuştur. Kimi dönemlerde cılız ama kuvvetli delillerle gelen şahsi bir çaba olmuştur. Kimi dönemlerde de elhamdülillah artık gürül gürül her tarafta söylenebilecek, ifade edilebilecek, bas bas bağırılabilecek bir söylem ve ilmi disiplin haline gelmiştir. Ama tarih her dönemde aynı ve her dönemde aynı şeyi ortaya koymuştur. Hakikat mücadelesi. Allah'a hamdolsun ki bizler de bugün kurumsal olarak, fikri olarak, bireysel olarak bu mücadeleyi vermekteyiz. Bu mücadele verdiğimizi zannediyoruz. Yaptığımız okumalar üzerinden bu mücadeleyi kendimize mücadele olarak benimsedik. Çünkü bu
daha vahyin ilk döneminde Rabbimizin önümüze koyduğu bir şeydir. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Buradaki Rab eğitimi ifade eder. Buradaki Rab aslında bilgiyi ifade eder. Çünkü rububiyet kültürle alakalıdır, bilgiyle alakalıdır. Rebebe Arapçada terbiye anlamına gelir. Mürebbi terbiye eden demektir. Eğitim alanında hakikat merkezli hareket edin emrine ve ilkesine dayalıdır. Rabbim bu mücadelede ve bu yolda ayaklarımızı sabit kadem kılsın inşallah. Zihnimizi berrak kılsın inşallah. Özgüvenimizi artırsın. Ve vahiy eksenli olan okumalarımızda bilincimizi artırarak bu mücadelenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu Rabbim bizlere idrak ettirsin inşallah. Ela inne ahsenel kelamu eblagan nizam. Kelamullahil melkil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuriyel Kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Barakallahu lana ve lekum ve lisail mu'mine ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. İnne allaha yuhibbu tevvabine ve yuhibbu mutatahhirin.